İyi akşamlar sevgili seyirciler. Kadınların, çocukların, LGBT artıların gündeminden derlediğimiz haberlerle bir mor gündemde daha bir aradayız. Önce kısa haber turumuzu yapalım. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu Kasım ayının kadın cinayeti raporunu açıkladı geçtiğimiz günlerde. Ve açıklanan rapora göre Türkiye'de Kasım ayında 29 kadın erkek şiddeti sonucu hayatını kaybetti. 10 kadın da şüpheli olarak ölü bulundu. Ve raporda açıklanan ikinci bir şey bizim için her zaman önemli bir veri yine. Kadınların en çok öldürüldükleri, şiddete uğradıkları yerde %69 oranında yine evleri olduğu ortaya çıktı. O nedenle geçtiğimiz hafta 25 Kasım eylemlerinde de sıkça söylendiği gibi kadınların talebini bir kez daha söylemekte fayda olduğunu düşünüyoruz biz de. Erkek şiddetinden korunmayı değil, erkek şiddetinden kurtulmayı istiyoruz biz kadınlar diye. İkinci haberimizi bu bağlamda değerlendirmek istiyorum. Malatya'da Firuze Ercan'ın evinin balkonundan, 4. kattaki balkonundan düşerek Eylül ayından bu yana yoğun bakımda tedavi gördüğünü biliyorduk biz. Firuze Ercan yoğun bakımdan çıktı ve çıktığı gibi ifadesini verdi ve biz öğreniyoruz ki bu ifadeden Firuze Ercan kendisi balkondan düşmemiş, kocasıyla bir tartışma sırasında eşi olan Gökhan Ercan'ın kendisini darp ettiğini ve balkondan aşağı attığını söylemiş ifadesinde şikayetçi olacağını ve boşanmak istediğini de aynı şekilde ifadesine eklemiş. Ne yazık ki fail olan Gökhan Ercan gözaltından salıverilmiş durumda, henüz tutuklu değil ama Firuze Ercan'ın ifadesinden erkek şiddetine karşı da hayata tutunduğu gibi mücadele edeceğini görüyoruz neyse ki. Ve sıradaki haberimiz de yine uzun süredir kayıp olan Gülistan Doku dosyasındaki bir gelişmeyle ilgili. Gülistan Doku, yayınımızda da sık sık yer verdiğimiz gibi 5 Ocak'tan bu yana kayıp olan Muzur Üniversitesi öğrencisi, genç bir kadın ve ailesi, arkadaşları uzun süredir Gülistan Doku dosyasında gelişme kat edilmesi için çaba harcıyor. Bu çabalar kapsamında da geçtiğimiz hafta baş şüpheli olan Zeynal Abarakov'un babası polis Engin Yeğen'in açığa alındığını öğrendik. Dosyadaki gelişme bu. Ailenin Gülistan Doku'nun kişisel verilerini kaydetmek, izinsiz olarak paylaşmak ve yaymak ve bütün bunları da kamu görevlisi olma sıfatına yaslanarak yapması nedeniyle bu suçlarla suç duyurusunda bulunduğu Engin Yeğen'in ailenin talebinin dikkate alınmasıyla kamu görevlisi görevinden açığa alındığını öğrendik geçtiğimiz hafta. Ve sıradaki haberimiz cezaevlerinden gelecek. Halkların Demokratik Partisi Kadın Meclisi geçtiğimiz hafta cezaevlerindeki hak ihlalleriyle ilgili bir basın açıklaması düzenledi. Yaptığı basın açıklamasında Covid-19'un giderek arttığı bu dönemde cezaevlerindeki baskı ve hak ihlallerinin de had safhada olduğunu, kesintisiz olarak devam ettiğini, AK Parti MHP iktidarının sözde reformunun cezaevlerinde baskı şeklinde tezahür ettiğini anlatan açıklamada ayrıca Kandıra Birnoğlu F tipi yüksek güvenlikli cezaevinde rehin tutulan Figen Yüksekdağ, Sebahat Tuncel, Gülten Kışanak, Çağlar Demirel, Edibe Şahin, Aysel Tuğluk, Nurhayat Altun ve Gülser Yıldırım'ın koğuşlarına da bir baskın düzenlendiğini, baskına gerekçe olarak İmralı'daki tecrit ve cezaevlerindeki hak ihlallerine ilişkin yapılacak olan açlık grevlerinin gösterildiğini gerekçe olarak, ancak baskında kişisel eşyaların, notların, şiir ve edebiyat çalışmalarının, savunmaların, kalem kağıt dahil elde bulunan her şeye el konulduğu da açıklamada söylenen duyurular arasında. Ve yine açıklama açıkça AKP-MHP iktidarının aslında kadına şiddet uygulayan erkekleri, tacizci ve tecavüzcüleri serbest bırakması, pandemi döneminde cezaevlerinde hak ihlallerini bu raddede sürdürmesinin de reformun gerçek yüzünü ortaya çıktığını belirtiyor açıklama herkese. Ve Manisa'dan devam ediyoruz. Manisa'daki Vestel fabrikasında pandeminin başından bu yana çok ciddi bir salgın yaşandığını, 1000'e yakın işçinin Covid-19'a yakalandığını ve işçilerin 7'sinin hayatını kaybettiğine basında yer bulmuştu bu haberler.
Bu işçi ölümleri ve işçilerin çalışma şartları ile ilgili fabrikadaki işçilerin talepleri oldu. Sağlıklı koşullarda çalışmak istediklerini dile getirdiler ve bu işçilerden Yeliz Kurt 24 Ağustos'ta yaptığı açıklamalardan sonra işinden atıldı ve aynı şekilde Yeliz Kurt'un işe iade davasında kendisine şahitlik eden iş arkadaşı Tuğba Esentürk de tazminat hakkı verilmeden işten çıkarıldı. Bunlar üzerine İşçi Kadın Meclisleri Genel Koordinasyonu bir açıklama yaptı ve Vestel Fabrikası'nda çalışma koşullarının bir an önce düzeltilmesini, pandeminin varlığının kabul edilerek işçilerin sağlıklı bir şekilde çalışabilmeleri için önlemler alınmasını ve atılan işçilerin bir an önce işlerine geri alınmasını söyledi yaptığı açıklamayla. Ayrıca da bir de çağrı yaptı. Bütün bu sürecin taleplerindeki gibi tamamlanmasını, aksi takdirde tamamlanana kadar da Vestel ve Zorlu ürünlerinin boykot edilmesi çağrısını yaptı. Bu çağrıyı da biz de duyurmuş olalım buradan. Ve Yeni Yaşam gazetesinin Kadın Eki'nden bahsetmek istiyoruz. Dijital olarak yayınlanan Yeni Yaşam Kadın Eki 3. sayısıyla yayına devam ediyor. Bu sayısında Orta Doğu'da kadın mücadelelerini esas aldığı pek çok feministin yazılarıyla, yazar konuklarıyla Tülay Hatimoğulları, Necla Akgökçe, Heval Aslan, Nebile Irmak Çetin, Figen Aras, Hülya Osman Ağaoğlu gibi yazarları konuk etti bu sayısına. Ayrıca Çiğdem Öztürk'ten de Şili'de yeni hazırlanan anayasa taslağıyla ilgili bir röportaja da yer verdi. Biz de yayın hayatında başarılar diliyoruz Yeni Yaşam Kadın Ekine. Bir de güzel haberimiz var. Daha doğrusu tarihe düşen bir nottan bahsetmek istiyoruz sizlere. Psikolojide Kadınlar Birliği isimli organizasyon, feminizm ve psikolojinin disiplinler arası bir aradalığına dayanarak hazırlanan yayınlara ve makalelere ödül veren, her yıl ödül veren ve 1977'den bu yana bu ödülü dağıtan birlik bu seneki ödülünü Ezidi kadınlar üzerine, savaş mağduru Ezidi kadınlar üzerine yazılmış bir makaleyi uygun görmüş. Bu anlamda hem makaleyi yazan ekibi başında Şayka Yüksel olmak üzere ekibi kutluyoruz biz de, hem de tarihe bu notu düştüğü için birliği de kayda değer ödülünden dolayı biz de tebrik ediyoruz. Ve bir atölye duyurumuz olacak. Aslı Tohumcu'nun düzenlediği okur yazar atölyelerinin bir sonrakisi 12 Aralık tarihinde olacak. Bu defaki atölye düzenleyicisi gazeteci Sibel Yükler. Sibel Yükler, Erkek Dilini Büküyoruz başlıklı atölyede medya okur yazarlığı üzerine bir atölye düzenleyecek. Ve ekranda da gördüğünüz gibi Aslı Tohumcu atölye@gmail.com adresine kayıt için ya da bilgi almak için yazabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta spor dünyasında önemli gelişmeler oldu aslında. Bir tanesi Diego Maradona'nın, dünyaca ünlü futbolcu Diego Maradona'nın ölümüydü. Her çevrede oldukça popülaritesi yüksek olan, sadece futbolculuğuyla değil, Küba dostu ve Filistin dostu olmasıyla da, kolundaki Ç dövmesiyle de ününe ün katmış olan bir futbolcu Diego Maradona. Ancak haberimizin konusu bu kısmı değil, haberimizin konusu İspanya Kadınlar 2. Ligi'ndeki kadın futbolcu Paula da Pena'nın Diego Maradona'nın anması için yapılan bir dakikalık saygı duruşunda saygı duruşunu arkasını dönerek protesto etmesiydi ve yaptığı açıklamada Diego Maradona'nın dünyanın en iyi futbolcularından birinin olmasının yanı sıra sadece bunun yetmediğini, başka değerleri taşımayan tecavüzcü, istismarcı ve pedofil bir erkek olduğunu söyleyerek bu saygıyı kendisine göstermek istemediğini, 25 Kasım'da Dünya Kadın Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde hiçbir kadın için saygı duruşu yapılmayıp bir tecavüzcü ve istismarcı için bu saygı duruşunun yapılmasını kabul edemediğini söyleyerek sırtını döndüğünü açıkladı futbolcu da Pena ve bu anlamda da önemli bir protestoya imza attı. Protestosu yüzünden de ölüm tehditleri aldığını da açıklamasında dile getirdi. Spor dünyasından diğer haberimiz ise Türkiye Ritmik Jimnastik Grup Milli Takımı'nın Kiev'deki Avrupa Şampiyonası'nda 3 çember 2 labut aletindeki şampiyonluğu oldu. Ekibin tamamı için Türkiye'ye bu alanda kazandırılmış
ilk şampiyonluk açısından biz de buradan tebrik etmek istiyoruz. Ve son haberimiz, Juno filmindeki rolüyle Oscar'a da aday göstermiş olan Kanadalı ünlü oyuncu Elliot Page'in sosyal medya hesaplarından trans olduğunu, trans olarak açılmasıyla ilgili. Kendisini tanıyoruz aslında, Netflix'te yayınlanan Umbrella Academy isimli Emmy adaylığı da olan ve oldukça oyunculuğuyla da övgü toplayan Elliot Page. Yaptığı açıklamada sadece kendisi cinsel kimliğini açıklamadı, aynı zamanda translara ilişkin de önemli şeyler, açıklamalar yaptı. Amerika'da geçtiğimiz sene 40 transın hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatını kaybeden transların önemli bir çoğunluğunun siyahlardan ve Latinlerden oluştuğunu da söyledi ve siyasetçilere, özellikle transları hedef alan söylemleri olan siyasetçilere hepinizin elinde kan var diyerek seslendi. Ve İstanbul'da aslında habere bağlamak istediğimiz bir gelişme oldu geçtiğimiz günlerde. Geçtiğimiz ayda İstanbul Beyoğlu'nda Bayram Sokak'ta evleri basılarak gözaltına alınan trans kadınlar ikinci kez geçtiğimiz günler içerisinde ikinci kez evleri basılarak gözaltına alındılar ve bu defa evleri mühürlendi, sokakta kapatıldı ve pandemi ve kış mevsiminde 9 trans kadın açlığa ve soğuğa mahkum edilmiş oldu. Bu haberi de vermiş olalım bizler de. Bu haftalık kısa haber turumuzu noktalamış olduk. Morgan'dan devam ediyor. Evet, mor gündem devam ediyor. Pandemi dedik, pandemi sürüyor. Gerek vaka sayılarıyla, gerek hastanelerin yoğunluk oranlarıyla, gerekse de geçtiğimiz hafta vaka sayılarının artışıyla birlikte önlem adı altında özellikle yasaklarla ve kapatmalarla konuşur olduk pandemiyi. Bu yasakların ve önlemlerin toplumun hangi kesimlerini nasıl etkilediğini konuşmak istiyoruz bu hafta. Özellikle kadınları, kadınlara ait meslek gruplarında, çok kadın mesleği olarak bilinen meslek gruplarında kadınları ve evleri, çocukları nasıl etkilediğini konuşmak istiyoruz. Hacer Foggo konuğumuz olacak. İnsan hakları alanında ve özellikle yoksulluk alanındaki çalışmalarıyla ismini bildiğimiz, pandemi döneminde Derin Yoksulluk Ağı isimli organizasyonla da ismini sık sık duyduğumuz bir gazeteci Hacer Foggo. Hoş geldiniz Hacer Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Beyhan. Nasılsınız? Vallahi yani memleket gibiyim diyeyim. İyi değiliz yani. Çok iyi değilim. Evet. Siyasetçi kimliğinizi söylemeyi unuttum aslında. Aynı zamanda Şişli Belediyesi Meclis üyesisiniz. Ve bütün kimliklerinizle bir arada pandemi döneminde sahada çok vakit geçirdiniz, bir şeyler yapmaya çalıştınız. Biraz gözlemlerinizi alabilir miyiz? Pandemide nasıl etkilendi yoksul gruplar, yoksul haneler ya da güvencesiz işlerde çalışanların durumunu nasıl izlediniz siz? Şöyle, neredeyse bir yıl olacak. Yani bir yıla daha doğrusu yaklaşıyor işte geçen yıl. Mart ayında ne zaman işte evde kal denildi ve bizler o zaman evlerimize çekildiğimiz zaman aslında ne kadar eşitsiz bir durumla karşılaştığımız da aslında bir ayna gibi yüzümüze çarptı pandemi. Çünkü o herkesin odada kalmasının arasındaki eşitsizlikten bahsediyorum. Çünkü güvencesizler, sokakta çalışanlar, günlük kazananlar, yani kimler bunlar? İşte bu derin yoksulluk dediğimiz, aylık geliri olmayanlar, sosyal güvenceleri olmayanlar, seyyar satıcılar, komiler, işçileri, kağıt toplayıcıları, çiçekçiler, inşaat işçileri, YM ile çalışan gündelikçi kadınlar gibi en fazla bu hem salgından hem de bu işte zaten var olan ekonomik krizden de etkilenen topluluk. Yani işte derin yoksulluk ağı dediğimiz şey de o dönemde bizim kurduğumuz ve destekçiler ve bu topluluğa gıdaya erişmesini sağladığımız insanlar, bu saydığım meslekler. Ama şu anda yani bugünden baktığımız zaman durum maalesef iyileşmiyor ve gittikçe
daha kötüye doğru gidiyor diyebilirim. Biz bugüne kadar yaklaşık 2500 aileye destekçilerimiz aracılığıyla gönderdik gıdayı. Ve aynı zamanda bu ailelerde yaşayanlardan en fazla kadınlar ve çocuklar bu durumdan çok fazla etkileniyor. Tabii ki erkekler de dahil ama bunu şu anlamda söylüyorum. Yani hani savunmasız, her anlamda savunmasız bir gruptan bahsediyorum. Yani hem kadın hem de çocuklar açısından. Çünkü o tek odalı evlerde işte bir bebek varsa annenin gıdaya erişememesi aynı zamanda bebeğin de gıdaya erişememesi anlamına geliyor. Yani bir sürü annenin gerçekten yetersiz beslenmeden dolayı sütünün kesildiğini biliyorum. Bir sürü annenin hele son 2 haftada görüştüğüm anneler, kadınlar da yani işte geçmiş dönemde biz işte bir mama gönderdiğimiz aileye tekrar işte hangi mamayı kullandığımız zaman işte 2 haftadır bıraktırmaya çalışıyorum ya da bıraktırdım bebeğe mamayı çünkü alamıyorum, yetişemiyorum diyorlar. Yani korkunç bir şey gerçekten. Yani ben hani yıllardır çalışıyorum sahada, yoksulluk alanında çalışıyorum ama böyle bir dönem görmedim ve hani biraz da böyle hani çığlık çığlığa da bağırıyorum aslında. Yani açlık var diye, açlık var yani şu anda. Evet, derin yoksulluk ağına tekrar döneceğiz ama özellikle demin güvencesiz çalışan gruplardan bahsederken ev eksenli çalışan, evde çalışan ev işçisi kadınları atlamamak gerektiğini düşünüyorum. O nedenle ev işçisi kadınların bir sendikası var. Evitsen Başkanı Gülhan Benli ile bir telefon bağlantısı yapmak istiyoruz. Özellikle ev işçilerinin bu süreçte neler yaşadıklarını dinlemek istiyoruz onlardan da. Gülhan Hanım, merhabalar. Merhabalar. Duyabiliyor musunuz? Biraz sesiniz şey geliyor, çok böyle derinden geliyor. Almakta güçlük çekiyorum ama yani. Size aslında şunu sormak istiyoruz. Özellikle ev işçileri pandemi döneminde en çok işsiz kalan, işlerini kaybeden gruplardan bir tanesi oldular ve kadın odaklı bir meslek, kadınların daha ziyade yaptığı bir meslek, evlere kapanılan, herkesin işinden edildiği bu dönemde sizler meslek grubu olarak neler yaşadınız? Yani elbette ki çok zor günler yaşadık pandemi sürecinde. Arkadaşlarımız çok zor günler yaşadı bu korona döneminde. Onun dışında tabii bu zor günlerle birlikte bizim yaptığımız bir araştırmada anket araştırması yaptık. Arkadaşlarımız bu süreç içerisinde neler yaşadı, ne oldu, ne bitti, hayatlarında ne gibi değişiklikler yaşadılar, nelere maruz kalıyorlar diye bir anket oluşturduk. Sendika ve akademi işbirliğiyle oluşturduğumuz bir anketti bu. İçinde bilimsel kaygıyı da taşıyan bir anket. Bu doğrultuda yaptığımız bu ankette ortaya çıktı ki arkadaşlarımıza sorduğumuzda neler yaşadınız, neler yaşıyoruz bu süreçte. Çok zor günlerle birlikte çok kötü şeyler yaşadıklarını, en temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını bu süreçte bize bu şekilde geri dönüşler sağladılar. Onun dışında ikinci dalgada neler bekliyorsunuz diye sorduğumuzda nasıl geçireceğinizi düşünüyorsunuz, nelerden endişe duyuyorsunuz diye sorduğumuzda arkadaşlarımızın gene bize geri dönüşü hastalıktan değil, virüsten değil, işsizlikten korkmuş olmalarıdır. Maalesef bu da bizim için ayrıca çok acı bir gerçektir. Yani tabii bu doğrultuda arkadaşlarımızın ekonomik durumlarını etkin bir şekilde karşılayamıyor olmalarından kaynaklı olarak
doğal olarak içimdeki o şeyi, ekonomik kaygıyı da beraberinde bu süreçte yaptığımız bu çalışmada karşımıza çıkarttı. Onun dışında arkadaşlarımız hem hane içerisinde hem hane dışında çalıştıkları iş yerlerinde çok yoğun ekonomik şiddete, fiziksel şiddete, psikolojik şiddete, cinsel şiddete maruz kalıyorlar. Yani bunlar bir çırpıda sayabileceğim unsurlar arasında. Tabii bu süreçte arkadaşlarımızın bize söylediği ekonomik şiddetin aynı zamanda psikolojik şiddetin çok yoğun bir şekilde %100 arttığını bize dile getirmiş olmaları, bu birkaç başlıktan bir tanesi diyebilirim. Peki pandemi dönemine ilişkin özel olarak sendika olarak da bir talebiniz var mı? Talepleriniz nelerdir bu anketin sonuçlarıyla birlikte değerlendirdiğinizde? Elbette bir talebimiz var. Bu anketin sonuçlarıyla birlikte bizim taleplerimiz ilk başta İstanbul Sözleşmesi'nin eksiksiz gerçekleştirilmesi, ev işçilerinin hukuki anlamda haklarının verilmesi, sosyal güvencelerinin, can güvenliğinin sağlanması, bu doğrultuda Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 189 sayılı sözleşmesinin şiddete ve tacize yönelik 190 sayılı sözleşmesinin bir an önce Türkiye tarafından imzalanması, bu süreçte özellikle de bu süreçte ev işçilerine bir gelir desteğinin sağlanması en önemli taleplerimizdendir diye belirteyim burada. Çok teşekkür ederiz Gülhan Benli, yayınımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Evet, Hacer Foggo'ya dönmek istiyorum tekrar. Bir örnekti sadece aslında ev işçileri, güvencesiz alanda çalışan pek çok grupla yakın çalışıyorsunuz aslında siz. Romanlarla da çalıştınız. Romanlar deyince çiçekçiler geliyor ilk elden akla ama sizin çalıştığınız bu grupların özel olarak talepleri ya da taleplerini karşılanma noktasında neler yapılabildi? Derin yoksulluk ağı yeterli bir ihtiyaca cevap verebiliyor mu sizce, yeterli olabiliyor mu? Yani imkansız tabii ki. Yani bir dayanışma ağının zaten gücü belli ve sonuçta sivil toplum örgütleri ya da dayanışma ağları aslında bir mesaj veriyor yerel yönetimlere ve kamuya ve tabii ki hükümete, muhalefete, belki de herkese. Aslında bu mesajın doğru anlaşılması ve hani bizim bu İşte iki tane raporumuz var. Orada bir yerel yönetimlere de öneriler var. İşte hükümete de bir alacağı bir mesaj var. Tabii imkansız yani. İmkansız rapordan yani. Bahseder misiniz bize birazcık? Şöyle ya, mesela en çarpıcı şey çocukların uzaktan eğitime erişememesi bir. Yani ve bir kuşağın neredeyse kaybolacak olması, yani eğitimi bırakacaklar önümüzdeki dönemde. Bir araştırma yapıldığında binlerce çocuğun, bu bahsettiğim kesimdeki çocuğun okulu bıraktığını göreceksiniz ve aynı zamanda bir sürü çocuk şu anda çalışmaya başladı. Aileleriyle birlikte çalışanlar, mesela bizim şeyde araştırmamızda sadece %6'sı, yani 103 haneden %6 çocuk ev geçindiriyor. Yani şeyi düşünün, yani durumu düşünün. Ev geçindirilen çocuklar var. Onun dışında gıdaya erişemeyen, gıdaya ve mamaya erişmekte zorlanıyorlar. Bebek bezine, bebek mamasına erişmekte annelerin neredeyse %70'i erişemediğinden bahsetti. Yani hani o dört temel ihtiyaç dediğimiz şeylerin hepsine, yani işte sağlık, barınma koşulları çok korkunç. Çünkü mesela işte pandemi dönemi ya da korona olan aileleri düşünün. Bir iki odalı evlerde, orada bebeğin, çocuğun, yaşlının, yatalan ya da engelli birinin olduğunu düşünün.
Ve aynı zamanda korona derken mesela korona olan korona bu mahallelerde inanılmaz derecede arttı ve mesela gıdaya erişemiyorlar. Yani ve yerel yönetimler maalesef bu evlere gıda gönderemiyor. Yani o yüzden de hani sağlıklı bir biçimde beslenmeleri de tabii ki imkansız hale geldi. Burada aslında yapılması gereken tek şey düzenli gelir. Koşulsuz, şartsız işte vatandaşlık geliri dediğimiz şeyin hayata geçmesi, İspanya ve İngiltere örneğinde olduğu gibi. Hı-hı. Bir an önce bunun, çünkü gerçekten hani buradan da yeniden seslenmek istiyorum. Açlık var. Açlık var yani. Evet. Yani iki gün boyunca yani bunu söylemekten utanıyorum. İki gün boyunca yemek yemeyen, gıdaya erişemeyen çocuklar var. Bu evleri geçindirmeye çalışan var. Evet. Ve bu bahsettiğiniz bebekler var. Yani şekerli suyla kandırılan bebekler var ya. Daha ne söyleyeyim ya. Evet, bu evleri geçindirmeye çalışan larla görüşmek istiyoruz biz de aslında. O nedenle yayınımızda farklı meslek gruplarından kadınların neler yaşadığına değinmeye çalışacağız. Bir bağlantımız daha olacak. Pandemideki kapatmalardan ve yasaklardan yine ilk elden etkilenen meslek gruplarından bir tanesi de kuaförler oldu aynı şekilde. Ve bir kuaförle, Melek Kalay'la konuşacağız ne sıkıntılar yaşadıklarını pandemi döneminde. İyi akşamlar, hoş geldiniz Melek Hanım yayınımıza. İyi akşamlar. Bir kadın mesleğinden bahsediyoruz aslında. Kuaför denince aklımıza gelen ilk şey kadınlar için de oldukça önemli olduğu söylenen bir meslek grubundan bahsediyoruz. Ağırlıkla da kadınların çalıştığı bir meslek grubundan bahsediyoruz. Pandemi döneminden itibaren bu kapatma ve önlem adı altındaki bu yasaklardan sizler nasıl etkilendiniz? Neler yaşıyorsunuz? Şimdi benim çocuğum var. Tanıtsam bir anneyim aynı zamanda. Biz zaten yani pandemiden aslında en çok etkilenen meslek gruplarından bir tanesi olduk. Kapatılmasını düşünürsek tabii ki çok ağır şartlar yaşadık. Getim sorunları yaşadık. Kendi çocuğum olduğundan dolayı da çocuğumun yeri geldi. Birçok ihtiyacını karşılayamadım. Zaten bu dönem içerisinde ödenmesi gereken birçok ödemeler de yapmak durumunda kaldık açıkçası. O durumda da bir anne olarak çok zor durumda kaldık açıkçası. Yani hem iş olarak zor durumda kaldık. Hem de evdeki bazı ihtiyaçlarımızı karşılamada bazı problemler yaşadık. Şu an açılmış olması da aynı zamanda. Yani şu an aslında açık çalışır durumdayız ama yine de pandeminin ciddi anlamda etkilediği meslek gruplarından olduk. Çünkü insanların herkesin elinde bir hastası var. Herkesin korunmaya ihtiyacı var. Bu anlamda korunmaya aldığı sinir hastaları var. Doğal olarak da şu an çalışır durumda olmamıza rağmen yine de maddi ve manevi bazı sıkıntılar yaşıyoruz kuaförler olarak. Peki neler bekliyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Size nasıl destek sunulmalıydı? Ya da bu kapatma ve yasaklar sizi kapsarken neye ihtiyacınız oldu? Bizim yani şu durumda aslında biz kendi içimizde, kendi yağımızda kavrulan meslek gruplarından bir tanesi. Özel sektörü biliyoruz doğal olarak. Şimdi çoğu insanın evinde kendi geçim sıkıntısı olduğundan dolayı yani güzelliği çok geri planda bırakmaya başladı kadınlar doğal olarak. Çünkü herkes bir şekilde bir ev geçim sorunu yaşıyor. Herkes kendi çocuğuna bakma sorunu yaşıyor. Çünkü evdeki aile ortamında kim giderleri karşılamaya çalışırken buna çok fazla bütçe ayırmıyor. Yani bu da mesleki olarak bizi zor durumda bırakıyor tabii ki. Çünkü sonuçta bu meslek üzerinden geçimini sağlıyoruz. Önümüzde, yani bizim aslında biraz beklentimiz şuydu yani. Kira ödemelerinde, işte ev geçiminde biraz bu konuda devletin bazı katkılar sunması gerektiğini düşünüyoruz ve bekliyoruz açıkçası. Ama bu konuda maalesef çok fazla bir destek olmadı. Çünkü hepimiz çalışanlarımız da var aynı zamanda. Yani mükellef olduğumuz yardıma ihtiyacı olan etrafımızdaki çalıştığımız insanlar da var. Bu konuda çok fazla destek olmadı. Yine kira ödemelerinde problemler yaşadık. Çünkü herkes bir şekilde ödemelerini bekliyor zaten. Yani
giderlerimiz yüksek durmuyor ama gelir maalesef durmuş vaziyette. Yani bizim ekibimiz biraz daha esnafı düşünen, küçük esnafı özellikle düşünen, büyük esnaflara dönük bazı yatırımlar yapılıyor. Büyük esnaflarla ilgili bazı yaptırımlar uygulanıyor ama küçük esnaflara dönük, yani şu an bizim etrafımızda birçok esnaf arkadaşımız maalesef kapatmak durumunda kaldı. Ya da işine bir şekilde son vermek durumunda kaldı çünkü dönemedi, mahcup oldu. Şu durumda yani devletin yapabileceği biraz daha küçük esnaflara destek olması gerekiyor. Küçük esnaflara dönük bazı yatırımlar yapması gerekiyor. Çünkü sonuçta bununla geçimini sağlayan ailesini, bununla geçindiren, üstünde büyük sorumluluklar olan bir topluluk var ve bu maalesef çok fazla dıştalayıcı bir süreçte karşı karşıya şu an. Önümüzdeki dönemde bizi ne bekliyor çok fazla da bilmiyoruz. Çünkü çok muğlak bir süreçten geçiyor. Çok belirsiz bir ortamda çalışıyoruz. Bu da ister istemez ruhsal, psikolojik olarak kendi aile ortamımıza yansıttığımız bazı sorunlar yaşamamıza sebep oluyor. Çok fazla işin içinden çıkamıyoruz açıkçası. Yani dilerim ki önümüzdeki dönemde biraz gerektiği mertimler bu konuda yani biraz daha küçük esnaflardan ön planda tutan biraz onların ihtiyaçlarını karşılayabilen bazı şeyler geliştirirler, yaptırımlar uygularlar diye düşünüyorum. Yani istiyoruz açıkçası. En azından bununla ilgili destek, kar ödemelerinin biraz durdurulması gerektiğini düşünüyoruz. Kira ödemelerinde bu konuda bir rahatlatıcı bazı süreçlerin olması gerekiyor. Özellikle çocuklu ailelerde ben çalışan bir anne olduğum için benim aynı zamanda çocuk bakım sorunum da var. Yani bu konuda benim çocuğuma baktırmak için ücreti tuttuğum yanımda çalıştırdığım insanlar var. Doğal olarak bunlara nasıl bir destek olması gerekiyor? Özellikle anne olarak çalışan bazı esnaf arkadaşı, çok fazla esnaf arkadaşımız var. Yani kadın arkadaşlarımız var. Özellikle anne olan esnaflara bu konuda biraz daha yardımcı olması gerektiğini düşünüyoruz. Beklentimiz açıkçası biraz bu yönde. Evet, küçük esnafın sıkıntılarıyla ilgili, özellikle destek alamamalarıyla ilgili aslında mecliste de geçtiğimiz günlerde Halkların Demokratik Partisi Milletvekili Filiz Keristecioğlu Ticaret Bakanı'na bazı sorular yöneltti. Küçük esnafın desteklenmesi için neler yapıldığını, herhangi bir kredi kullanabilen kadın olup olmadığını, kadınların işletmelerinin ne durumda olduğunu, kaç kadının işletmesini kapatmak zorunda kalıp kalmadığı ile ilgili verileri sordu. Aslında bu verileri biz de merak ediyoruz ve sizlere de teşekkür ediyoruz Melek Kalay, katıldığınız için ve bizimle paylaştığınız için sıkıntılarınızı. Sağlıklı günler dileriz. İyi günler. Hoşçakalın. Hacer Hanım, sizinle devam edelim isterseniz. Biraz derin yoksulluk ağının nasıl işlediğini, nasıl bir bu ağı nasıl oluşturduğunuzu anlatır mısınız bize? Pandemi döneminde, yani ne zaman işte Sağlık Bakanlığı evde kal dedi, işte hepimiz evde kalmaya başladığımız zaman insanlar zaten hani sahada çalıştığımız için hemen 3 gün sonrasında aramaya başladılar ve evde gıdanın olmadığını söylediler hemen 2-3 gün sonra. Çünkü dediğim gibi, baştan söylediğim gibi, günlük ve güvencisiz çalışan insanlar ve gerçekten hani o 4 temel ihtiyacı ulaşmak için, yani yani işte gıda yok, işte faturalar birikmeye başladı falan. O zaman hani ne yapalım falan diye düşününce dedim ki yani evden değiştir sloganıyla bir kampanya başlatalım. Bizim zaten hani bu derin yoksulluk konusunda çalıştığım genç arkadaşlar vardı. Onlarla konuştum ve bir kampanya başlattık ve en yakın çevremizden arkadaşlarımızdan örneğin dedim ki ya Beyhan Hanım gıda gönderebilir misiniz, işte herkes karantina altında ama işte bebek bezi, bebek mamasına ihtiyaç duyuyorlar falan. Yani siz kendiniz online alışveriş yaptınız ve o ailelere destekte bulundunuz ve bu işte dediğim gibi 2500'ün üzerinde bir destekte bulunduk. Ama İşte dediğim gibi bu sadece yani dayanışma ağları bence çok çok önemli. Ama yerel yönetimlerin artık daha farklı çalışması gerekiyor. Herkesin yoksullukla, yoklukla yeniden yüzleşmesi gerekiyor. Çünkü yani bunu işte Avrupa artık pandemi öncesi yoksulluğu ve pandemi sonrası yoksulluğu tartışıyor. Yoksulluğun boyutlarını ne kadar yükseldiğini tartışıyor.
Dünya Bankası diyor ki işte 2021 yılına kadar aşırı yoksulluk sayısı 176 milyona çıkacak diyor. Yani o Dünya Bankası'nın işte 2.3 dolara yaşayanlar dediğimiz kesim neredeyse işte bizim kağıt toplayıcı arkadaşlarımız, ailelerimiz. Niye? Çünkü pandemi öncesi 50 TL'ye sattığı kağıdı şu anda maalesef 10 liraya bile zor satıyor ve yani pandeminin hemen sonrasında işte kiralarınızı işte ödemeyin, işte elektrikler kesilmeyecek falan dendi ama o dönemde kesilmeyen elektrikler hemen 2 ay sonra 2-3 fatura olarak evlere gelmeye başladı ve şu anda bir sürü ailenin maalesef elektriği kesilmiş durumda. Bir sürü ailenin suyu, elektriği kesik bir sürü aile var ve bu ailelerin içerisinde o evlerde bebekler, KOAH hastaları, engelliler, yaşlılar, yatalaklar var. İnanılmaz bir şey. Yani bir taraftan gıdaya erişemiyorsun, bir taraftan faturalar. Yani bir şey daha söyleyeyim, özellikle kadınlarla konuşurken şunu hissediyorum, inanılmaz bir psikolojik olarak bir çöküş var kadınlarda özellikle. Yani o tırnak içinde o evi geçindiren, işte o ev işçisi dediğimiz o kadınlar ruhsal olarak çökmüş durumda. Yani işte bir annenin bebeğine mama alamaması, işte o evde aynı zamanda mumla yaşamaya başlaması falan. Yani gerçekten yani psikolojik desteğe ihtiyaç var. Buradan da bu bir kadın programı olduğu için aynı zamanda kadın derneklerine de buradan da seslenmek istiyorum. Yani. Kadın yoksulluğu çalışılmalı bu ülkede ve çalışılmıyor maalesef. Maalesef yani. Evet, bir arkadaşımızı daha ilk etkilenen gruplardan bir tanesi de eğlence sektörü oldu. İlk kapatılan yerler barlar ve restoranlar oldu ve bu alanda da zaten kadın olarak yaşamanın zorluğunu, bu alanda kadın olarak var olmanın zorluğunu yaşayan kadınlar üstüne bir de pandemide ekonomik olarak da işletmelerinin kapanma riskiyle karşı karşıya kaldılar. Bir işletmeciyle konuşmak istiyoruz bu konuyu aslında, Arzu Acar'la. Arzu Acar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bir işletme sahibiydiniz siz de. Pandemi boyunca yasaklarla ve saat sınırlamalarıyla baş etmeye çalıştınız. Ve az önce de söyledim, zaten zor yaşanır bir alanda kadın olarak var oluyorsunuz. Neler yaşadınız pandemi boyunca? Yasaklarla nasıl baş ettiniz ya da nasıl baş ediyorsunuz? Evet, ona geçmeden ben öncelikle bu süreçte çok büyük emek ve özveriyle çaba harcayan sağlık emekçilerini selamlamak istiyorum. Gerçekten büyük kayıplar vermeye başladılar. Başsağlığı diliyorum sağlık emekçilerine ve bütün hayatını kaybeden insanlara ve acil şifalar diliyorum tedavisi sürenlere. Evet, maalesef pandemi bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok ağır tahribatlar vererek sürüyor, devam ediyor. Ama pandeminin verdiği tahribatın sorumlusu asıl olarak pandeminin kendisi değil tabii. Ülkelerin uyguladığı ekonomik, sosyal, politikalar. Bizler de Türkiye halkları bunu ağır bir şekilde yaşıyoruz. Çünkü son derece yetersiz bir sosyal devlet, ekonomik politik destek ve yardım altında bu pandemi sürecini atlatmaya çalışıyoruz kendi çabalarımızla büyük oranda. Ve büyük eşitsizliklere maruz kalmış durumdayız. Evet, bahsettiğiniz gibi eğlence sektörü de bunun bedelini maalesef ilk ödeyen sektörlerden birisi oldu. Eğlence sektörüyle de sınırlı değil. Bütün yeme içme sektörü, bütün turizmle ilgili sektörler ve bununla bağlantılı diğer sektörler ağır bir şekilde bu sektörde yaşayan insanlar olarak etkilendik ve etkilenmeye devam ediyoruz. Yani bu maalesef biraz seçici, ayrımcı ve dışlayıcı politikaların da biz bu süreçte muhatabı olmak zorunda kaldık. Eğlence sektörüne yönelik
ilk şeyler eğlence sektöründe yaptırımlar başlatıldı. Ki bir sektör olarak zannetmiyorum hiçbir insan, hiçbir arkadaşımız pandemiye karşı önlemler alınmasının karşısında değil, tam aksine bütün bilimsel kurulların ya da işte Tazikler Odası'nın ve benzeri sivil toplum örgütlerinin önerdiği şekilde tam kapanmanın, çok ciddi önlemlerin alınması gerektiğini savunuyoruz. Ancak bunun bir sosyal devlet anlayışıyla insanları koruyarak ve destekleyerek ancak sürdürülebileceğini de biliyoruz. Maalesef bu sektörde şu anda insanlar açlıkla, çok ciddi sosyal ve toplumsal tahribatla karşı karşıyalar. İşlerini kaybetmiş durumdalar. Özellikle çalışanlar açısından yaklaştığımızda çok büyük bir işsizlik, kayıtsız güvencesiz olan bir sektördü genelde ve açlığa mahkum edilmiş bir, neredeyse çok ciddi sosyal travmalarla yüzleşmek zorunda kalan bir sektör oldu eğlence sektörü. Herhangi bir destek de yok değil mi? Efendim? Herhangi bir destek açıklanmadı. Ne kira ne de başka kısa çalışma ödeneği dışında da çalışanlar için öngörülen hiçbir şey yok anladığım kadarıyla. Evet, maalesef hiçbir şey yok. İşletmeler açısından dediğim gibi bırakın desteklenmeyi, neredeyse cezalandırılır şekilde hem işletmeler arası ayrımlar, ruhsat ve benzeri ayrımlar yapıldı. Bazı arkadaşlarımız bar vesaire ruhsatları nedeniyle zaten aylardır açamadılar. Sonra son yasaklamalarla örneğin biz restoran olarak biz de buna dahil olduk ve bizler de artık açamıyoruz. Dolayısıyla bırakın desteklemeyi, hiçbir somut destek yok. Kira desteği, diğer ödemeler, herhangi bir maddi destek yok. Çalışanların da dediğim gibi ağırlıklı çoğunluğu zaten güvencesiz ve kayıt dışı çalışanlar da, onların bu açıklanan kısmi çalışma ödeneği, nakdi yardım ve vesaire, onları da çok sınırlı düzeyde alabiliyorlar. Zaten onlar da hiçbir anlamda yeterli değil. Dolayısıyla bu sektör neredeyse tamamıyla açlığa terk edilmiş durumda ve yani bu anayasal olarak da aslında bir hükümetin vatandaşlarına karşı suçu neredeyse olarak görüyorum. Çünkü insanların çalışma hakkı, kendini bir şekilde doyurma, beslenme ve iş edinme hakkı tamamen elinden alınmış, hiçbir destek olmadan, hiçbir güvence olmadan durumda. Ben işletmecilikten çok, aslında aynı zamanda çalışanımdaydım kendi işletmemin, ama çalışanlar açısından baktığımda çok vahim ve trajik bir tablo görüyorum ve çok üzücü açıkçası. Bu süreçte ilk pandemi, ilk kapanmalar ve tedbirler döneminde kısmen bir sosyal dayanışma, birbirimize destek olma sürecimiz vardı. Şu anda bu olanakları da büyük oranda tükettik ve gerçekten bir çaresizlik ve tükenmişlik haliyle karşı karşıya bu sektör çalışanları ve işletmecileri. Teşekkür ediyoruz bizimle paylaştığınız için sıkıntılarınızı. Bir şey daha ifade etmek istiyorum. Buyurun. Çok özür dilerim. Buyurun. Kadınlar olarak özellikle, evet, onu da vurgulamak gerekiyor. Örneğin benim işletmem sadece kadınların çalıştığı bir işletmeydi. Hepimiz şu anda işsiz kaldık. Diğer birçok anlamda da işte müzisyenler, diğer kadın çalışanlar açısından da ayrıca daha ağır bir yükle karşı karşıya kalınan bir süreç oldu maalesef. Bir an önce bu şeyin ayrımcı, dışlayıcı, aslında diğer sektörlere de tabii ki büyük bir destek yok, ama eğlence sektörünü neredeyse cezalandıran bu anlayışın kırılması gerektiğini ve bir an önce desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz, istiyoruz, talep ediyoruz. Teşekkürler. Talebinizle birlikte noktalamış olduk biz de sizinle olan görüşmemizi. Sağ olun katıldığınız için. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun. Hacer Hanım, yayınımız da bitmek üzere ama son bir şeyle kapatalım. Hem de sizin siyasi kimliğinizi de içeren bir yerden sormak istiyorum. Kamunun, yerel yönetimlerin ne yapması gerekiyor? Bu süreci nasıl yönetmesi gerekiyordu? Siz bunu nasıl ifade etmek istersiniz? Şöyle, aslında bütün büyükşehir dahil, ilçe belediyeler dahil zaten... Hani hem bizim raporumuzda da belli bu kriz, yani güvencesizlerin yaşadığı mahalleler, sokaklar ve bu durumun ne kadar acil bir müdahale gerektiği, hemen bir kriz masası oluşturulmalı. Başka çaresi yok yani. Yoksa kimse
bunu kaldıramaz ileride. Gerçekten yani yani hükümetin yapması gereken, dediğim gibi vatandaşlık geliri yerel yönetimlerin yapması gereken de bu mahallelerde çocuklara, kadınlara ulaşacak, gıdaya eriştirecek bir an önce bir müdahalenin gerçekleşmesi gerekiyor yani. En az bir yıl. En az bir yıl ve yani o söylem, yani hiç kimse aç kalmasın, ama yani oturduğumuz yerden hiç kimse aç kalmasın demenin bir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Bu yüzden bence yüzleşme zamanı, yoksullarla yüzleşme zamanı ve pandemi bunu da ortaya çıkarttı aslında yani. Evet. Yani ilçe belediyelerinin hepsi, yerel yönetimlerin hepsi şu anda bir sınavda. Umarım daha kötü şeyler beklemez bizi. Teşekkür ediyoruz Hacer Hanım. Ben teşekkür ederim. Yayınımıza katıldınız. Evet sevgili seyirciler, pandemi nedeniyle pandeminin nasıl etkilediğini konuşmaya çalıştık. Farklı sektörlerden kadınlarla ve Hacer Hanım'ın söylediği yer, bıraktığı yerden bitirelim biz de. Daha fazla hasar almadan, daha fazla can kaybı ve büyük travmalar yaşanmadan sürecin yasaklarla değil, destek ve önlemlerle yürütülmesi gerektiğini söylemiş olalım biz de. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi akşamlar.